Enerjiden fısıltılara hoş geldiniz. Bugün elektrik fiyatları açısından tarihi bir eşik aşıldı. Bu konu son derece önemli. Hem üreticiler açısından hem de tüketiciler açısından. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun dün aldığı, bugün de resmi gazetede yayımlanan kararı konuşacağız. Bugün 15 Ekim 2021 Cuma. Konuğumuz eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan. Osman Bey ile aslında dün akşam saatlerinde bu kararla ilgili olarak görüştük. Karar bugün resmi gazetede yayınlanmış. Ben dün biraz da özellikle ithal kömür santrallarını işleten yöneticiler ve işletme sahipleriyle konuştum. Onlar da bu kararın arka planı hakkında biraz bilgi verdiler. Geçen hafta, bu hafta Enerji Bakanlığı'nda, EPDK'da bazı toplantılar olmuş. İthal kömür santrallarını işleten şirketlerin yöneticileriyle. Bu santralların işletmecileri mevcut fiyatların, ithal kömür fiyatlarının 250 doları geçtiğini, şimdi 245 dolar civarında. Dolayısıyla üretim yapmalarının elektrik fiyatları dikkate alındığında zor olduğunu söylemişler. Zaten bir süredir üretimlerini kısmışlardı, bazı santralleri de durdurmuştu. Bunun üzerine enerji yönetimi, siz çalışmaya devam edin, biz sizin fiyatlarınızı telafi, maliyetlerinizi daha doğru ifadeyle maliyetlerinizi telafi edeceğiz demişlerdi. Dün buna yönelik karar alındı ve bugün de yayımlandı. Şimdi bu kararı biz bu işi iyi bilen bir yöneticiden, eski sektörün en deneyimli yöneticilerinden, halihazırda sektörü çok da yakından takip ediyor, Osman Bey ile konuşacağız. Osman Bey, bu karar ne anlama geliyor? Bu kararı bize hem üretici hem de tüketici boyutuyla biraz açar mısınız efendim? Şimdi bu karar doğru bir karar. Çünkü niye? Bu yıl kuraklık dediğimde sularda ciddi bir azalma var. Ve enerji talebi karşılanırken suyun azlığı nedeniyle daha çok diğer kaynaklara yöneliyor. Bu çoğunlukla doğal gazı ve ithal kömürü. Ama ithal kömürde de bu aşırı bir fiyat oynaması, biliyorsunuz yılbaşında 80 dolar olan kömür fiyatı şu anda 250 dolar olarak da çıktı. Anormal bir fiyat artışı oldu. Bu Çin piyasasında. Bu geçici bir olay ama biraz uzun sürdü. Şimdi eğer büyüdeki bu değişiklik olmaz iseydi o takdirde ne olacaktı? Daha çok doğal gaz üretimine ağırlık verilecekti. Ama önümüzde kış yaklaştığı için, kışın da konuklardaki ısıtma artacağı için, bunu daha çok Gökhan Bey eğer size daha iyi anlatır. Dolayısıyla gaz arzında daha sıkıntılar yaratır. Bu üretimde de başka yansımalar oluşabilir. Bu nedenle ne yapmak gerekiyordu? Bir şekilde İthal kömür santralinde çalıştırılması gerekiyor. Ama önce genel müdürüm, insicamınızı bozmak istemem. Önce karar ne? Onu biraz bize açar mısınız efendim? Karardan konuşuyoruz ama kararın ayrıntısını vermedik. Şimdi şöyle, EPH piyasasında bir tavan fiyat uygulaması var. Bu tavan fiyat uygulaması dengeleme uzlaştığı yönetmeli tamir hükmüne göre belirlenir. O çıkış, ilk çıkışta tavan fiyat 2 lira, tavan fiyat 0 olarak belirlenmişti. Daha sonra bu değişiklik kadar bir önceki yıl dönemi ortalaması alınıp 2 katına kadar müsaade edilmeye başlamıştı. Ve bugüne kadar böyle işliyordu. Ve nitekim de bu uygulamanın denilen Ekim ayındaki ortalama 71.8 tavan fiyat olmuştu. Evet. Ancak ithal kömür fiyatlarının bu artış, Bu fiyatı yeterli olmadığı ortaya çıkardı. Şimdi 250 dolardan kömür alan bir ithal kömür santralı sadece yakıt maliyeti yaklaşık olarak 80 kuruş civarında olur. Evet. Yani bu EPH fiyatını üzerine çıkar. Evet. Artı bir de işletme maliyetleri ve kâr memnuniyeti ithal edersin. Bu rakam daha yüksek olduğu için EPH fiyatı teklif vermekten vazgeçerler. O takdirde ne olacak? Eğer ithal kömür çalışmalarsa doğal gaz. O da yetmediği zaman elimizde barajlı santrallar bir miktar daha suyumuz var. Bunları kullanmak zorunda kalırız. Ancak tabii suları kullanırsak önümüzdeki sene ne olacağını bilmediğim için önümüzdeki sene daha da kritik hale getiririz. Yani arz güvenliğimiz için böyle bir karar doğru bir karar. Şöyle söyleyebilir miyiz genel müdürüm? Evet. Şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi piyasaya elektrik satan işletmeler, bunların başında da ithal kömür fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ithal kömürle çalışan santrallar.
Piyasaya 1 kilowatt saat elektriği verdiğinde burada bir cap ya da taban vardı. Evet. 71 kuruştu. Bunların birim maliyetleri 71 kuruşun üzerinde olduğu için bu santraller biz üretmeyeceğiz dediler. Üretemeyeceğiz dediler daha doğrusu. Dolayısıyla bu cap mi bu kararla birlikte artmış oldu? Üretemez değil. Şimdi maliyeti bu fiyat üzerinde olsun. Teklifi bu fiyat üzerinde verdiği zaman evet. TPH'teki merit order sistemi bilgisayar bunu otomatik olarak devrediş yapar. Evet. Yani o fiyat açtığı için. Evet. Ne olur o zaman bu santral üretime katkısı olmaz. Hı hı. Onun için büyük sıkıntı çıkar. Yani bu sıkıntı ne olur? Arz güvenliği biraz sekteye uğratır. Belki kısa vadede bir şey olmaz ama uzun vadede bu biraz sıkıntı yaratır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu 3 katına çıktı bir zaman. Diyelim ki 1 lira o fiyat çıktı. Bu demek değil ki her gün, her saat 1 liradan elektrik satılacak. Tabii. Taban mı konuluyor oraya? Bazı talep saatlerinde olacak. Geçmişte 2 lira bazen çıkmıştı ama belli günde belli saatlerde oluştu. Yani bir aylık veya bir yıllık rakamlara baktığınız zaman böyle bir rakam yok. Ama genel müdürüm izin verin yine aklıma takılan soruları hemen sormak istiyorum. Şimdi 71 kuruş tabandı. Taban genel müdürüm. 71 kuruşun üzerine siz teklif verirseniz zaten sistem sizi dışlıyordu. Üretim yapamıyordunuz. Doğru. Şimdi yeni kararla birlikte bu 1 lira 10 kuruş oluyor. 1 kilowatt saat için. Bütün saatler için değil elbette. Belli saatlerde. Özellikle peak saatlerde. Tabii burada belli bir saat diye bir şey yok. Evet. Yani otomatik verebilir. Eğer sistem hangi saatlerde bu santrallere ihtiyaç varsa o saatlere fiyatı o tavan fiyatı ulaşır. Evet. Bu arzla taleple zaten bu fiyat belirleniyor. Öyle değil mi efendim? Evet, doğru. Talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyat otomatik olarak yükselecek ve 1 lira 10 kuruş olacak. Şimdi soru şu genel müdürüm. 71'den 1 lira 10 kuruşa çıkarken elbette burada siz az önce söylediniz ya sadece ithal kömürden gelen kömür maliyeti, birim maliyet 80 kuruş dediniz. Arada 10 kuruş var. Şimdi bu sonuçta elektrik birim üretim maliyetlerini artırıyor. Bu 1 lira 10 kuruş da olsa, 1 lira da olsa, 90 kuruş da olsa. Soru şu, bu fiyatlarla ithal kömür santralları bundan sonra üretmeye devam eder herhalde değil mi? Özellikle talep yüksek seyrettiği için kış dönemine de giriyoruz. Onları kurtaracak bir fiyat düzeyi oluşmuş oldu mu? Evet, oluşmuş oldu yani. Şu anda bu fiyatlarla bunları kurtaracak fiyatlar ve rahat çalışabilirler. Tabii sistemin ihtiyacı olduğu sürece çalışacaklar yine de. Yani bu saatlik talepler var biliyoruz. Gün önce piyasada her saatin talebi farklıdır. Gece evet. saatlerinde düşüktür, gündüz saatlerinde daha yüksektir, gece gündüze yakındır. Yani o her saatin ayrı ayrı değerlendirmesi yapılır. Her saat ayrı bir fiyat ortaya çıkarır. Evet. İhtiyaç varsa her saatte pahalı olabilir. Bazı saatler ucuz, bazı saatler pahalı olabilir. Ama sonuç olarak tarifeleri belirleyen fiyat bunların aylık ortalamaları ve nihayetli yıllık ortalamaları esastır. Evet. Genel müdürüm şimdi bu fiyat ithal kömürcüler için önemliydi. Bunun doğalgaz sektörüne doğalgazla elektrik üreten santraller yönünden de değerlendirebilir misiniz efendim? Onlar da dünyada uluslararası piyasalarda doğalgazın fiyatı işte 1000 lira, 1000 dolar civarını gördü. Yoğun bir talep var. Talebe bağlı olarak da doğalgaz fiyatı yükseliyor. LNG de keza öyle. Türkiye'de ek gaz talebinde bulundu. İşte henüz daha net bu sonuç, bu konuda bir adım görülmüyor ama Rusya filan anladığım kadarıyla yumuşak bazı adımlar atacak. Bu oluşan fiyat doğalgazla elektrik üreten santrallar açısından da üretimi teşvik edecek bir fiyat mıdır? Onlar için zaten şu anda bir problem yok. Yani şu anda Avrupa'daki fiyatlarla bizim Türkiye'deki doğalgaz santrallarının bir ilişkisi bulunmamak. Çünkü biz Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan aldığımız uzun vadeli kontratlar nedeniyle daha hala eski fiyatlardan aldığımız için bu Avrupa'da oluşan fiyatlar doğrudan şu an etkilemiş değil. Evet. Ancak kışın eğer günlük gaz arzı yetmez ve enerji almak zorunda kalırsak ve bu enerjiyi de spot piyasaya alır isek o zaman ortada fiyat konusunda bir sıkıntı çıkabilir. Ama şu anda doğal gazları etkileyen bir konu yok ve bu fiyat artışı onları iyice rahatlatmış. Zaten onlar ithal kömürde önce bu fiyatlarıyla piyasaya girebilen santrallardır. Evet. Genel müdürüm sizin konuşmanızın bir bölümünde kuraklık dedik. Santralları ben bildiğim kadarıyla siz günü güne takip ediyorsunuz.
Şimdi bu kuraklıkla ilgili santrallara gelen su miktarı geçen yıla göre işte %36, %37 civarında daha az. Uzun yıllar ortalaması hemen hemen yarı yarıya. Yani 2 birim yerine 1 birim su gelmiş durumda. Şimdi bu atılan adımla birlikte aslında ithal kömürlerin sistemde, üretimde kalması sağlanacak. Dolayısıyla santrallara, özellikle HES'lere, yani hidroelektrik santrallara daha az mı bu durumda ihtiyaç olacak? Çünkü ben baktığımda günlük üretimde gelen durum %8-10 civarında HES'lerin toplam elektrik üretimine katkısı var. Bu sizin de bildiğiniz gibi %25, %30 hatta zaman zaman 30'un üzerine çıktığı dönemler olmuştu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani özellikle büyük barajlı santralların bir işletme pot seviyeleri vardır. Bu işletme pot seviyelerinin altına indiği zaman bir kritik bir noktaya gelmişiz demektir. Yani yıl sonunda mesela Kemal'in gireceği bir minimum pot seviyesi vardır. Bunun altına indiği zaman bir sonraki sene size risk olarak görürdü. Şimdi bu ithal kömürde sağlanan bu imkan suyun daha kontrollü kullanılmasına olanak sağlayacak. Evet. Piyasayı daha kontrol altında tutmuş olacak. Aksi takdirde eğer kuraklık beklemiyor, inşallah öyle bir şey olmaz, bu şekilde devam ederse ve ithal kömürde bu köydeki değişiklik olmaz ise bir dahakisi arz güvenliği sıkıntıya gireceği için kesinti ve kısıntılara gitmek zorunda kalınabilir. Evet. O nedenle şimdiden bu tedbirin alınması doğru bir tedbirdir. Yani yapılan iş doğru bir olaydır. Anladım. Efendim peki bu şunu da gösteriyor mu aslında enerjide ya da elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin önemini? Yaşadığımız olaylar adeta gözümüze sokuyor diyebilir miyiz? Böyle bir kaba ifade belki ama. Doğru. Zaten bizim mutlaka bu zaten bunu geçmişten beri bu konu gündemde olan ve mutlaka çok çeşitli olan bir ülkeyi zaten biz çeşitlendirmiş bir birinci kaynak yelpazemiz var. Yani biz de yerli kömürde ithal kömür olsun, doğal gaz, güneş, rüzgar, hatta yeni nükleer olan hepsi de var mevcut yani. Biz o okumda rahatız. Bizim bir tek sıkıntımız Avrupa gibi olamıyoruz. Çünkü niye? Avrupa'da ülkeler birbirine interconnect sistemi çok rahat. Yani Avrupa sanki bir Türkiye gibi düşünün. Hepsi birbirine destek olabiliyor. Fakat bizim şartlarımız pek daha uygun değil. İşte ne Yunanistan ve Bulgaristan, Batı'da da İran olsun, işte Azerbaycan olsun, Güney'de Suriye, Irak, herhangi bir enerji sıkıntısında bize interconnect olarak destek olabilecek ülkeler değil. Evet. Çok böyle bizim yapımız oraya uygun değil. O yüzden biz arz güvenliğinde çok dikkatli olmak zorundayız. Evet. Ve de bu olayları dikkate alarak da bu tasarrufa da son derece önem vermemiz gerekir. Yani tasarruf derken yani elektrik kullanımında mümkün olduğu kadar özellikle kavunun çok dikkat edilmesi gerekir. Yani bu pahalı enerjiyi hepsi dışarıdan gelen parayla geldiği için de elektrik tüketiminin de azaltma yollarına gitmemiz gerekir. Evet. Genel Müdürüm bu kararın önemli ayaklarından birisi de tüketici. Şimdi yinelemekte yarar var. Yinelemek zihni de açar. Türkiye'de işte doğalgaz fiyatları aylık BOTAŞ tarafından belirleniyor. Maliyetler dikkate alınarak. Elektrik fiyatları da 3 ayda bir, olağanüstü dönemlerde bazen aylık. Bunu gördük çünkü. Kısa dönemde 2018 sonrasında gördük. Ama genelde 3 ayda bir çeyrek dönemler halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu maliyetlere bakıyor. İlgili işletmelerden veriler alıyor. Onun üzerine bir analiz yapıyor. Elbette ki bunun politik tarafı da olabilir. Ve elektrik fiyatlarını belirliyor. Şimdi bu görüldüğü bu karar ve bundan sonra işte gelişmeleri de dikkate alarak en yakın vade ne zaman? 1 Ocak 2022 Genel Müdür. Görünen o ki elektrik üretim fiyatları yükseliyor. Bu 1 Ekim'den geçerli %15 doğalgazla çalışan santrallere yapılan zam. Şimdi buradaki birim fiyatlara yükselmesi. Bize neyi söylüyor efendim? Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Tüketici ayağında özellikle. Yani şimdi tüketici açısından yani normalde şu anda o %15 zammın yapılması gerekiyor. Hatta şimdi bu son gelişmelerden sonra bu rakam daha da yükselecek. Ha, zam istenen bir şey mi? Hayır değil. Ama yani bu kaçınılmaz bir son. Eninde sonunda bu maliye bu tüketici tarafından ödenecek. Ama bugün ama yarın. Yani siyasi kararlarla ertelemekle bu iş ortadan kalkmaz.
Şimdi millet niye şikayet ediyor? Çok pahalı diye. Şimdi evet pahalı, doğru. Niye göre pahalı? Onun gücüne göre pahalı. Bakın ben size bir tablo göstereyim. Bu PTF'lerin dağılımı. PTF yani, piyasa takas fiyatı. Ha, piyasa, İPES'te olan fiyatlar. Evet. Şimdi burada, bilmiyorum görüntülebiliyor ama. Görünüyor burada, efendim, görünüyor, ha, görünüyor. Burada dikkat edersen, altta sarı olan takas fiyatı sen olarak fiyatı, evet. Mavi olan da TL olarak fiyatı. Dikkat edin, dolar olarak fiyat biraz giderek düşüyor. Evet. Sonra son yıllarda biraz artmış ama TL olan acayip şekilde yükselmiş. Niye? Çünkü bizim alım gücümüz giderek azaldı. Yani TL'ye değer kaybediyor. Sürekli evet. Değer kaybediyor. Evet. Şimdi ama tüketicinin de geliri o oranda da ayrıca azalıyor. Sadece yani enflasyon artıyor ama adamın cebine giren para da azalıyor. Dolayısıyla elektrik fiyatları göreceli olarak pahalı hale geliyor. Yoksa normal bu enflasyon, gerçek enflasyon üzerinde insanlar maaşları artmış olsaydı bu şikayetler olmazdı. Şimdi bir gösterdik sent bazında fiyat artmamış ki. TL bazında artmış. Evet. Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Genel müdürüm, şimdi burada özellikle sabit ve dar gelirlilerin gelirleri son yıllarda enflasyon hani açıklanan resmi rakamlara göre belki artırıldı ama sokağın enflasyonu, marketin enflasyonu ya da hayatın enflasyonu çok yüksek. Dolayısıyla gelirlerimiz giderlerimizin altında ezildi. Nefes alamıyoruz. Dolayısıyla orada gaz fiyatları, elektrik fiyatları, telefon fiyatları, ulaştırma, temel gıda maddeleri öylesine hızlıca arttı ki bazı ürünlerde %100, %150 zamlar görüldü ve deyim yerindeyse her gün etiketlerin yenilendiğini görüyoruz. Şimdi ben az önce baktım genel müdürüm, sadece elektrik değil. Örneğin bu gece motorine 41 kuruş zam bekleniyor. Benzine, benzinde Eşel Mobil gereği işte 23 kuruş ÖTV kalmış. Onu düştükten sonra 18 kuruş zam bekleniyor ve tarihi bir eşik açılacak burada da. Benzin Türkiye genelinde bazı illerde 8 liranın üzerine çıkacak. Benzinin 8 liranın üzerine çıkması ve bu özellikle Brent'ten ve dolar kurunun da durmuyor olması yeni zamlara da işaret. Dolayısıyla mal ve hizmetlerde yeni zamlar bu nedenle sanki kaçınılmaz gibi görünüyor. Birbiriyle adeta zincirleme devam ediyor. Dolayısıyla vatandaş açısından giderler ve bu giderlerin tasarrufu son derece önemli hale geliyor. Gerçi daha önceki yayınlarımızda sizinle konuştuk. Vatandaşın yapacağı da bir şey yok ama bu tasarruf konusunda sizin başka kesimleri de ilgilendiren ya da onlara yönelik tespitiniz, uyarınız varsa onu da alayım genel müdür. Bizim sektörde tasarrufu önce kamu sektörü yapması gerekir. Sanki kamu kuruluşları reklam ihtiyacı varmış gibi hepsi ışıklı panolarına dağıtılıyor. Gece sabahlara kadar aydınlatılıyor. Evet. Yani ben Amerika'ya gittiğim zaman gördüm. Koca bakanlık binası önünde küçük bir 30'a 40 bir pirinç yağmadı bakanlık yazıyor. Bizde koca koca ışıklandırılmış şeyler, ışıklandırmalar. Ne bileyim binalar sabahlara kadar projektörle ışıklandırılıyor. Ya kamu biraz tasarruf ayarına yönlenmesi gerekiyor. Yani bu kadar savurganlık olmaz. Yani niye aydınlatılıyor o kadar sabah kadar? Ya şu anda işte bakın para sıkıntısı var. Ham maddeler fiyatlar uçmuş. Mümkün olmadığında daha az ham maddeye, daha az enerji tüketsek kimden buna fayda sağlar? Ülke sağlar. Yani lütfen o resim dairelerde özellikle bu aydınlatma olayından bir vazgeçmeden bir yarar var. Yani vatandaş zaten diğer kullanıcılar maksimum yapıyor. Ben bir örnek vereyim size. Şu anda bak rakamsal gelin 2019 verileri var. Evet. 36 küsur milyar meslekte tüketim var. 30 küsur milyon, 39 milyon da abone, hatta şu tam rakam bir dakika vereyim. Abone sayısı mı genel müdürüm? Abone sayısı mı söylediniz? 30 Tam rakam 56 milyar 194 milyon tüketim yapmış 2019 yılında meskenlerde. 36 milyon 930 bin 180 bin abone var. Yaklaşık 37 milyon abone mi var efendim? Abone var, evet. 2019 yılı bu evet. Kesin rakamlar olduğu için söylüyorum. Evet. Bunu siz ayar böldüğünüz zaman
120.6 kilowatt saat ay aya düşüyor. Yani düşünün de ortalama mesken tüketimi 120 kilowatt saat. Bu ne demektir? Nüfusun %70-%80'i 150 kilowatt saat altında tüketiyor. Şimdi siz Ankara İstanbul'daki gibi bakmayın var. Peki bu ne anlama geliyor genel müdürüm? 150 kilowatt saat. Ya vatandaş zaten en minimum tüketimi yapıyor. Çünkü evet. Kesesine dokunduğu için en az masrafı yapma işi uğraşıyor. Yani elektriği kapatıyor, dedim buzdolabını daha az çalıştırıyor, yani ütüsünü belki yapmıyor. Yani elinden gelen her tasarrufu yapıyor. Yani adamı daha fazla yap nasıl diyecek, işte rakamlar arttı. Ama siz Ankara'ya bakıyorsunuz eve, efendim 600 lira fatura gelmiş. Yani ne kullandık diye sorar. Evinde 3 tane televizyon, her oda ışıklar yanıyorsa, o adamı gelirsin. Vatandaşımız ya sadece yani genel bir çoğunluk vatandaşımız tasarrufu maksimum yapıyor. Daha fazla yap diyemeyiz. Bu çok önemli bir tespit genel müdürüm. Ülkenin yani abonelerin ne kadar dediniz efendim? 37 milyon dediniz. Bunun %70'i zaten zorunlu evet. Sınırlarda olabildiğince tasarruf ediyor. Çünkü giderleri çok yüksek, gelirleri düşük. Dolayısıyla tasarrufu dibine kadar yapıyor. Bu rakamlar TEMEŞ'in internet sayfasında resmi olarak açıklanan rakamlar. Bunu ben kendimi uydurmadım. Yani resmi rakamlar açığa bakan herkes öğrenebilir. Çok da kolay. O zaman biraz özellikle devlet daireleri, bakanlık binaları bunlar biraz daha elektriği kullanırken kullanmaktadırca bu şu dönemde ışıklı panolar değil mi genel müdürüm? Sabaha evet. kadar yanan projektörler. Reklam gibi, panolar gibi. Buraya biraz daha el atılabilir ve bu gerçekten de ciddi bir tasarruf sağlayabilir aslında. Mutlaka, mutlaka. Yani birazcık ya bu tasarruf önemli. Yani dinimizde, hep dinimizden bahsediliyor. Dinimizde israf haram. Evet. Daha ne diyeyim, haram. Bu israf niye? İnsanlar bu devlet dairelerinde şurada buradaki ışıkları oradaki yöneticiler vermiyor. Bu halk veriyor parayı. Tabii. Yani yapmayınca ben ışıkları görmezsem o binanın nerede olduğunu öğrenemeyecek miyim? Oraya giremeyecek miyim? Evet. Yani bu konular biraz bence önemli olduğunu sanıyorum. Genel müdürüm son bir soruyla bağlayalım izin verirseniz. Bu kuraklık konusu çok önemli genel müdürüm. Bunu daha önce de sizinle sıkça takip ettik, haberleştirdik. Bu konudaki uyarılarınızı ben biliyorum. Türkiye'de bu kimse bu konuyla ilgilenmezken siz ilgilendiniz ve bu konuyu gündeme getirdiniz. Şimdi bu 2021'in artık son çeyreğine giriyoruz. Bugün de 15 Ekim. Ekim yarı yarıya tamamlandı. İşte görüldüğü kadarıyla yağmur son derece az. Barajlarda evet, sizin evet. İşte işletme kodlarından falan söz ettiniz genel müdürüm. Onlar o sınırlara yakın barajlarda su var. Şimdi bu özellikle bu 2022'yi genel müdürüm, bir bütün olarak 2022'yi ve elbette izleyen yılı da düşünerek su gelir ya da gelmez bilmiyorum ama üretim planlaması yönünden 2022 için siz bugünden bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu kuraklığı sabit bir veri olarak aldığınızda. Kuraklık bu şekilde yani bizde şöyle kuraklık derken hiç su gelecek anlamına taşıyoruz. Yani enerji sektörüne su mutlaka gelir yani hiçbir şey gelmiyor %50'si gelir. Mutlaka üretim yaparsınız. Yani bu da daha diğer şey yapmayın. Ama daha fazla gelirse tabii iyi olur çünkü hidrolik maliyetler, tarifi düşüren maliyetler. Yani evet. O gelmesi her zaman faydalı bir şey. Yani su artık dünyanın bir sorunu halinde. Ben çok mesela benim bir çılgın projem vardır. Bilmiyorum söyleyeyim. Gelecekte belki Kevan'dan, Karakaya'dan, Ankara, İstanbul'a su getirmek için burada döşenmek zorunda kalacak. Bunun için şimdiden fizibilite yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kuraklık ciddi bir sorun. Batı'daki birçok göl kurudu. Artık oradaki birçok nehir akmaz durumda. Merdivet Nehri var, ortada ne bir şey var. Akşehir Gölü yok. Eylül Gölü neredeyse yarı yere indi. Beyşehir Gölü üçte bire indi. Burdur Gölü yok olmak üzere. Bu çok ciddi sinyaller. Çok büyük sinyaller. Bu oradaki bu şehri bitmez. Yani buranın ışıkla kullanma su ihtiyaçları ortaya çıkacak. Bunu nereden sağlayacaksınız? Evet. Şimdiden bunlara kafa vermek lazım. Bunlar hepsi sorundur. Gelecekte ülkenin en büyük sorunları. Yani bilmiyorum. Bu tür ciddi projelere yani yönlenmekte fayda var. Anladım. Evet.
eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan. Sayın Doğan'la birlikte EPDK'nın tamam. bugün resmi gazetede yayımlanan elektrikte serbest piyasada tavan fiyatı 71 orta Ekim fiyatlarıyla söylüyorum. Kilowatt saat başına 71 kuruş olarak belirleyen fiyatın 1 lira 10 kuruşa kadar çıkmasına, tabii her saat için değil ama arz talebe göre değişecek, tavan fiyatın 1 lira 10 kuruşa kadar çıkmasına olanak tanıyan kararını, bunun elektrik üretim sektörüne ve elbette ki tüketicilere olacak etkilerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Hemen genel müdürüm. Efendim. Ha. İki tane genel müdür var. Hoş geldiniz efendim. Osman Bey çok...